Toprak nasıl? Hala kendine gelmedi. Ne oldu yavrum? Bak bakayım bana. Anlat kızım. Zeynep teyze baba. Toprağı abimin vurduğuna kendini öyle inandırmış ki. Gözü hiçbir şey görmüyor. Toprakla evlenirsem her şeyin daha da kötü olacağını düşünüyor. Sana bunu yapanların hesabını soracağım oğlum. Hele bir gözlerini aç. Hele bir anne diye sarıl bana. Allah, sen bana yavrumu bağışla. Günaydın ihtiyar. Burası sana emanet. Hadi. Toprak nasıl Zeynep? Uyanmasını bekliyoruz Nazlı. Eğer bugün de uyanmazsa... Çok acı çektin Zeynep, biliyorum. Biz de öyle. İkimizin yaşadığı acıyı çocuklarımızın yaşamaması için bunca sıkıntıya göğüs geldik. Yüreğinin yandığını biliyorum. Ama bu acı yüzünden oğlumu suçlamaktan vazgeçmelisin. Annesinin yaşadıklarına kızdığı için bir sürü saçmalıklar yaptı, kabul. Ama inan ki toprağı vurmadı. Eğer en ufak bir şüphem olsa... O senin evladın Fazlı. Gelip sana ben yaptım dese bile inanmaz. İnanmak istemez. Çocuklarımız için gördüğümüz rüya bitti. Artık kendimizi kandırmaktan vazgeçmeliyiz. Zeynep bak. Bundan sonra tek bir gayem olacak Fazlı.
Kenan'ın bu işi yaptığını ispatlayayım. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Allah izin verirdi. Oğlum kendine gelirse. İklim'in oğlumla görüşmesini istemiyorum. Daha büyük acıları yaşayacak kadar güçlü değilim. İkimiz de böyle olmasını istemezdik. Ama artık rüya bitti. İklim. Toprak. İklim. Toprak. Oğlum. Allah'ım sana şükürler olsun. Buradayım anne, buradayım. Anne. Oğlum, canım yavrum. İklim. Şükürler olsun. Toprak geri dön. Allah onu hepimize bağışladı. Bunu bil Zeynep. Her zaman yanındayım. Nasılsın anne? İyiyim. Baban nasıl? Nasıl olabilir ki anne? Bu olanların sorumlusu ne benim ne de abin İklim. Baban şimdi bir inat uğruna ailemizin dağılmasının bedelini ödüyor. İnşallah çok geç olmadan o da sen de hatanızı anlarsınız. Ver bakalım elini. Sık biraz daha. Sık. Güzel. Bunu da sık bakayım. Sık 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 sık. Çok güzel. Bir de ayaklarına bakalım. Evet Toprak. Öylesine güçlü bir bünyeye sahipsin ki... senin yerinde başkası olsaydı çoktan ölmüştü. Kaz dağları sayesinde yaşıyorum desenize doktor. Aynen öyle. Ama henüz her şey bitmiş değil. Nasıl yani? Beynine zarar veren kurşun sağ bacağında ciddi hasarlar bırakabilir. Bundan sonra hiç bıkmadan, usanmadan çalışmak zorundasın. Yoksa bacağını eskisi gibi kullanamayabilirsin. Fizyoterapist arkadaşlar sana gerekli egzersizleri yaptıracaklardır. Taburcu olduktan sonra da bunlara kendi başına devam edeceksin. Öyle hemen pes etmek olmaz. Evelallah, iradenle bunun da üstesinden gelirsin. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Toprak, oğlum, bir şey ister misin? Anne. İklimi arar mısın? Onu görmek istiyorum. Seni vuran adamı henüz yakalayamadılar. Ama ben kim olduğumu biliyorum. Seni Kenan vurdu oğlum. Anne, Kenan aptalın teki ama... beni vuracak kadar değil. Nasıl böyle bir şey inanabiliyorsun ya? Sana biliyorum dedim Toprak. Yeterince acı çektik. Bundan sonra iklimle görüşmenizi istemiyorum. Zeynep Hanım, muhasebeden sizinle görüşmek istiyorlar. Hemen geliyorum hemşire. Tamam.
Nasıl istersin benden? En doğrusu bu. Durumunuzu bildiğimiz için faturayı en makul seviyede tutmaya çalıştık Zeynep Hanım. Ama takdir edersiniz ki çok zor bir ameliyattı. Daha birkaç hafta oğlunuz hastanemizde kalacak. Fizyoterapi ve diğer giderler de faturaya eklenecek. Bana birkaç gün daha izin verin lütfen. Faturayı ödeyeceğim. Ben de burada çalışan biriyim. Çok fazla söz hakkım yok. Peki. Elimden geleni yaparım. Birkaç gün daha bekletirim faturayı. Teşekkür ederim. Alo. İyi günler Kadir Bey. İyi günler. Ben Zeynep. Para hazırsa işlemleri başlatın. Kapora olarak da hastane masraflarını ödemenizi istiyorum. Kalanı da 3 gün içinde hazırlayın. Ne demek? Emriniz olur. Hayırlı olsun Zeynep Hanım. Sonunda. Dedim sana bak. Konuştuğumuz gibi. Zeytinliği ortak alacağız. İtalyanlarla işi birlikte yapacağız. Yamuk yok. Şurayı imzalayın. Buyurun, hayırlı olsun. Buyurun. Hayırlı olsun. Gel. Dur yavrum. Dur. Ha gayri. Hadi anne. Ha, ah. Ah, yavaş. Yavaş. Oh. Dur. Yavaş yavaş. Bir saniye. Yavaş bir saniye. Tamam. Tamam oğlum. Ah. Toprak. Toprak. Özene bözene yaptılar. Ama aniden yurt dışına gitmek zorunda kalınca eşyasıyla birlikte satıyorlar. Beni büyük bir zahmetten kurtardınız. Hiç değilse eşya derdim olmayacak. Alıyorum. Peki, hayırlı olsun efendim. Sağ olun.
Aman dikkat edin ne olur. Kırılacak şeyler var. Mutfağa koyun onları. Peki abla. Evi aldığını toprağa söylemedin mi? Hayır. Zamanı gelince söylerim. Görmeden bir gün bile duramıyorum. Nefes bile alamıyorum. Ne olacağız biz toprak? Bu işin sonu nereye varacak? Bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum Ceylan. İnan bilmiyorum. Tüfekten çıkan kurşun değil ama senin bu inadın öldürecek anne. Lütfen beni yalnız bırak. Lütfen git. Elime, elime. Evladım.
Tamam, tamam. Tamam, hadi gidiyoruz Ela. Gidiyoruz. Saniye efendim, şöyle çevireyim. Nasıl? Sağ ol. Rica ederim. İşte sana sürprizim. Yeni evimiz oğlum. Ne? Ne diyorsun anne sen? Parayı nereden buldun? İşte evimizin direği gelmiş. Çok şükür, çok şükür Allah'ım. Ne direk ama? Gel hadi içeri girelim. Artık şu soruma cevap verir misin? Bu evi dedenin zeytinini satarak aldım Toprak. Kendi malımızı sattım. Sen iklimin hayallerini sattın anne. Ama şuna bak ne güzel açmış. Evet. Müstahak, müstahak. İklime müstahak. Alacağını aldı tabii Zeynep. Zeytinliğimi elimden aldı. Şimdi de oğluyla görüşmesini istemiyormuş. Az bile yapıyor, az. Baba ne olur söylediğime pişman etme beni. Ne münasebet. Şu son zamanlarda duyduğum en güzel haber bu. Görsün bakalım şimdi İklim Hanım Hanya'yı, Konya'yı. Sevgilisi uğruna ailesini paramparça etmenin acısını hissetsin biraz. Elbet yaptıklarının hesabını soracağım sana ben Zeynep. Elbet günü gelecek. İki gün sonra Yağlar Ukrayna'ya ulaşmış olur. Ondan sonra da rahatlayacağız baba. Biliyorum kızım. Pek çok zeytinci bizden haber bekliyor. Ödemelerin günü de yaklaştı. Paralarını ödeyince rahat bir nefes alacağız. Toprak bugün taburcu olmuş. Oo, haberlerin en güzeli bu. Çok sevindim kızım. Zeynep'in öfkesini anlıyorum. Ama artık toprağa vuranın Kenan olmadığına inanması lazım. Bundan sonra da inanacağını hiç sanmıyorum baba. Yanına bir de biber dolması yapsak iyi olur. Sen bilin abam. Söyle sana börekler açam, turşular basam. Sen döndün ya. Canım kızım benim. Zeliha, fazla hala bu evin direği. Burada oturmaması bu evin reisi olmadığı anlamına gelmez. Sen öyle diyorsan. Haftalardır ne yiyip ne içtiğini bilmiyorum. Sağlığına dikkat etmesi lazım. Hakkı besliyordur onu. Sen merak etme abam. Hadi şunları yapalım da sen bağ evine bırakıver. Olur. Ben mi bırakıvereceğim? Evet.
Hüsam'ın işi var dedin diye. Abi yani kusura bakma ama Fazla abiye biraz fazla yüz vermiyor mu? Kapat şu perdeyi Sedef. Yeter artık. Öyle oldu. Kendine gel Kenan. Bu daha ne kadar sürecek? Sabah kadar içip akşama kadar yatıyorsun. Sonra akşam tekrar içmeye başlıyorsun. Bunları yaşatmak için mi evlendin benimle? Ne olur başlama yine Sedef. Kapat şu perdeyi. Kalk. Kendin kapat. Yaşasın, yaşasın. Dur deli kız, sakin ol. Tamam. Artık hukuken toprağın kardeşiyim değil mi? Evet. DNA sonuçları senin için müspet çıktı. Diğer için bilemem artık. Sen var ya, bir tanesin Emin abi, bir tanesin. Tamam, sakin ol. Şimdi beni iyi dinle. Diğer'i aradım, sonuçları söyledim. Çok sinirlendi. Ama bir şey yapamayacağını biliyor. Akşam üzeri avukatıyla buluşacağız. Sen ne istediğine karar verdin mi? Evet, verdim. Ya Toprak? Toprak hala inat ediyor. Hmm. Mirastan hiçbir şey istemediğini söylüyor. Bence hata ediyor. Hakkı olanı almalı. Ne diller döktüm ama hiç oralı değil. Yeterince acısı var zaten. Ama diyardan istediğimi alırsam... Toprak'la birlikte çok iyi bir iş yapacağız. O her ne kadar istemese de. Neymiş bu iş? Eğer tatil köyü konusunda anlaşabilirsek, birbirimizi üzmeden miras meselesini noktalayabiliriz. Toprağın hissesi ne olacak? O hissesini reddediyor. Kanunlar neyi emrediyorsa onu uygularız Diyar Hanım. Aa, bir de memleketteki yengen ve ailesi için 200.000 dolar istiyorum. Biraz abartmadınız mı Canan Hanım? Babamın servetinin büyüklüğü ortada Diyar Hanım. Bence bu çok iyi bir teklif. Peki, kabul ediyorum. Bu işi daha fazla uzatmanın manası yok. Avukatım belgeleri hazırlayacak. İyi günler. Sana altın tepside sunulan bir şeyi elinin tersiyle çevirdin Canan. Keşke daha önce konuşsaydık. Tatil köyü ve istediği nakit çok az. O ihtiraslı suratını daha fazla görmek istemiyorum Emin abi. Mahkemelere düşmeden halletmenin en kolay yolu buydu. Ben doğru olanı yaptım. Hadi. 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 Hadi bir kere daha kaldır ayağını. Hadi. Geldi. Anne yeter artık. Lütfen beni yalnız bırak. Toprak. Topal yaşamaya alıştırıyorum kendimi. Ya daha fazla üstüme gelme. Ne zaman Kaz Dağları'na götürüyorsun beni Toprak? Kötü espriydi. Tamam. Peki. Bunlar ne? Hayatının kaydığına dair doktor raporu. Artık hukuken de baş belası, dırdırcı, mızmız, dediğim dedik, çaldığım düdük, şımarık vesaire bir kız kardeşin oldu. DNA testinin sonucu pozitif çıktı. Thank you.
Eşkıya. Neyin var bakalım? Bilmem. Ya kardeşim olduğun kesinleşince ne bileyim ben duygulandım işte be. Ya bırak şimdi bana maval okumayı. Aklı başında hiçbir erkek baş belası bir kız kardeşi oldu diye bu kadar duygulanmaz. Yani mesele topallığınsa bunu halledebiliriz. Hem halledemesek de seni alan almış oğlum. İklim seni her halinde ölene dek sevecek bir kız. Annem Kenan yüzünden iklimle görüşmeme sıcak bakmıyor. O da bunu anladı. Of. İklime o kadar çok ihtiyacım var ki. E tut kolundan. Otur nikah masasına. Bitsin bu iş. Nasıl hayatı bu kadar hafife alabiliyorsun? Ha? Eğer benim yaşadıklarımı sen de yaşasaydın. O kız başımıza daha çok belalar açacak. Sana bu işi kökten halledebiliriz dedim ama dinletemedim. Tabii, bir o eksikti. Ondan sonra polisle uğraş dur. O zaman kaderine razı ol. Alt tarafı bir turistik tesise mal oldu sana. Bence çok şanslısın. Öyle mi dersin? Canan havai bir kız gibi görünüyor ama ne istediğini bilen biri. Üstelik de dişli. Onunla daha çok uğraşacağız. Hafta sonu İtalyanlar geliyor. Bu yaz inşaat yasağı var. Bunu delmenin bir yolunu bulmalıyız. Başkanla bir konuş. Seni dinler belki. Alışveriş merkezi ve otelin önümüzdeki yaza bitmesi altın olağa çok şey kazandırır. Daha da önemlisi Zeynep'e çok para ödedik. Bir an önce o parayı geri kazanmamız lazım. İnşallah bu işten de dilimiz yanmaz. İkiniz de bunların hiçbirini hak etmediniz. Ne yazık ki geçmişte yaşananların yükü sizin omuzlarınıza bindi. Sadece bizim mi? Babam evi terk etti. Ailem de aldı Canan. Aileniz bu kadar önemliyse birbirinizi unutun. Ya da gidip evlenin, bitsin bu iş. Keşke her şey bu kadar kolay olsaydı. Evet, bu kadar kolay. Bak, abim çok acı çekti. Ne olur onu görmeye git. Doktorun verdiği egzersizleri de yapmıyor. Sürekli kaytarıyor. Böyle giderse ciddi ciddi sakat kalacak. Onun morale ihtiyacı var. Bunu verecek tek kişi de sensin. Ne olur onu yalnız bırakma. Sana ihtiyacı var. Selim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni yeniden çizerken görmek çok güzel. Güzel bir ev olacak. Sahibi zevkli bir anlaşılan. Keşke herkes onun gibi olsa. Ne istesem kabul etti adam. Biliyor musun, Altınoluk'ta jeotermal santral çalışmaları başladı. Belediye başkanının yıllardır üzerinde durduğu bu proje gerçekleşirse işlerimiz daha da artacak Selim. İnşallah. Selim, akşam dışarıda yiyelim mi? Çizimi bitirmem gerek. Çıkıyorum. Akşam görüşürüz. Havva teyze. Aa İklim, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim yavrum, iyi ki geldin. Hayırlı olsun yeni eviniz. Sağ ol. Toprak evde mi? Evde. Peki ben yanına gidebilir miyim? Geç istersen. Şey, sen odasını bilmiyorsun. Dur ben sana göstereyim, gel. Hmm.
çok özledim seni. Hayatımın en zor günlerini yaşadığımı sanıyordum. Seni öyle kanlar içinde hastaneye getirince anladım ki yaşadıklarım hiçbir şey değilmiş. Eğer sana bir şey olsaydı... Ne olursa olsun beni yalnız bırakma iklim. Çünkü ölene kadar seni hiç bırakmayacağım. Ya Zeynep teyze? Er ya da geç seni buranın kim olduğu ortaya çıkacak. Annen de abimin masum olduğunu anlayacak. Keşke seni o gece hiç çağırmasaydım. O zaman bunların hiçbiri olmayacaktı. Vurulduğum gece sen bana bir şey söylemek istiyordun. Neydi o? Evliliği ertelememiz gerektiğini söyleyecektim. İklim. Sana daha önce de söyledim kızım. Ateşte oynuyorsun kızım. Zeynep teyze. Toprağı abim vurmadı. Bak kızım. Er geç oğlumu abinin vurduğunu ispatlayacağım. O zaman birbirinizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Daha yolun başındayken. Peki toprağı abimin vurmadığı ortaya çıkınca siz ne yapacaksınız? Bu kararınız yüzünden hiç mi üzülmeyeceksiniz? Müsaade ederseniz... Toprağın egzersizlerini ben yaptıracağım. Tabii her gün beni evinizde görmek size ağır gelmeyecekse. İyi günler. Efendim amca. Diğer denen kadın paramızı ne zaman yollayacak? Ya ne bileyim ben amca. Avukatlar anlaşmayı hazırlıyor işte. Birkaç gün daha sık dişini. Sıka sıka diş kalmadı ağzımda be. Ne yapmamı istiyorsun? Sende vardır 3-5 kuruş. Pansiyonun kirasını bile ödeyemiyorum. Cici annenden iste. Neydi adı? Zeynep. Demiyor musun seni çok seviyor diye? Bana bak amca. Onlar benim ailem. Daha iyi ya. Parayı diyardan alınca sana hemen yollayacağım. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Senin dilin çok uzun. Kesmesini bilirim ben. Hayırdır Zeliha? Münevver abam yemek gönderiverdiydi. Nereye bırakın bunları? Şuraya bırak işte, hakkı alır. Hepsi zeytinyağlı. Soğuk soğuk yersiniz gari. İsterseniz bir kaba boşaltıverim. Kalmasın burada. Canım kalsa ne olur ki zaten. Sizin kendi kabınız. Biber de olmasın içine münevver abam kuş üzümü de koyuverdi. Sırf siz sevdiğiniz için. Neyse. Bir isteğiniz yoksa ben giden gari. Evdekiler nasıl? Bildiğiniz gibi. Münevver? İyi iyi iyi. Bahçeyden oyalanıp durur. Yaz hazır olsun diye.
Bizi bahçe gibisi yoktur Fazlı Bey. Oo, bahçeye iki sandalye attı mıydı? Öyle çayını da içerken var ya, öyle ayaklarını da uzatıverdin miydi gari? Neyse bana müsaade. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok Fazlı Bey. Münevver babam evin her bir şeyciklerine yetişiyor. Hüsam'la biz de varız. Sen kendi keyfine bak. İyi günler Fazlı abi. Orada mıydı? Kim? Kim olacak canım Fazlı? Oradaydı. Nasıl görünüyordu? İyi. İyi ne kelime? Camız gibi. Bir şey dedi mi? Hepinizi sevgiyle kucaklayıp öpüyormuş. En kısa zamanda da dönecekmiş. Özellikle de seni çok özlemiş. Daha ne kadar böyle davranacaksın küçük hanım? Kaç gündür doğru dürüst yemek yemiyorsun. Ya yemeğini yersin ya da sana yemek yedirmesini bilirim. Ne yapacaksın? Zorla ağzıma mı tıkacaksın? O zaman odana git. Ve sakın gözüme gözükme. Anne benim de yemeğim bitti. Gidebilir miyim? Git Yasemin. Bir de iki oldular ha. Bu kadar çok çocuk sevdiğini bilseydim sana bir anaokulu açardım. Ne istiyorsun Kadir? Ne istedim biliyorsun. Seni istiyorum. Bir gören olacak Kadir. O zaman lafın bitene kadar bekle. Hala o dangalakla evli mi kalmak istiyorsun? Bütün gün içip leş gibi yatağına girmesi hoşuna mı gidiyor? Yol yakınken vazgeç. Boşa o dangalağı. Kapım sana her zaman açık. Biliyorsun. Hep. Neyin var hayatım? Hiç. Canım sıkkın biraz. Bir sorun mu var? Kaç gündür böylesin? Bilmiyorum. Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Ablamı özledim. Biraz hava değişikliğine ihtiyacım var. Senin için iyi olacaksa git. Ama başka bir sorun varsa... İnan ki yok Tarık. Yemek neredeyse hazır olur. Tamam canım. Bir dakika. Öyle olmaz. Bir dakika. Al, çek bakayım bir. He? Benim derdim daha büyük anladın mı? Karım evi terk etti. İyi yapmış. 35 yıllık kocasını. Onunla iki evlat veren beni. Düşünebiliyor musun? Karısına söz geçiremeyen adam demem ben. Sana müstahaktır. Sen karına söz geçirebildiğin için mi buradasın? Yani he? He?
Sen delikanlı bir adama benziyorsun. Başka işin yok mu senin be adam? Yok. Boş gezerim, boş kalfasıyım. Ha, bana bak. Ehliyetin var mı senin? Niye sordun? Arabam şurada. Ama hiç araba kullanacak kafam yok. Beni eve atarsan güzel bir balık yaparım. Yanında da gani. Ha? Erkek erkeğe dertleşir. Ha, uyumazsa gidip taksi maksi bulayım ha. Ver şu lanet anahtarı ver. Dur. Bir dakika. Al. Biliyor musun? Karım beni terk etti. Hey! Tipine bakınca bir şeye benzemiyorsun ama zengin biri olmalısın sen. Alamancı seni. Zengin olsam kaç yazar? Üç kadeh içiyoruz diye kapının önüne attı hanım beni. Zenginliğim batsın. Ha, ne diyordum en son? Haşim denen müteahhitten bahsediyordum. Onun zenginliğinden. Hah, onun da serveti batsın. Al işte, ne oldu? Tahtalı köyü boyladı. Şimdi karısı genç sevgilisiyle çatır çatır yiyecek serveti. Bir de duyduğum kadarıyla bir kızı daha varmış. Yeni çıkmış piyasaya. Son yaptığı tatil köyünü o kapmış. Kadın kurnaz kadın belli. Ağzına bir parmak bal çalmış enayi kızın. Nasıl yani? Öyle bir miras kaldı ki Haşim'den. O tatil köyü ne ki? Haşim bana da yer satmaya çalışmıştı ama sonradan vazgeçtim. Biliyorum orayı. İyi bir yer ama kız enayiliğine doymasın. Hadi. Ah, balıklar da neredeyse oldu. Anne, Furya'yı bulamıyorum. Hiçbir yerde yok. Yukarıda da yok mu? Yok. Fulya! Fulya neredesin? Fulya! Kenan! Her yere baktım. Fulya... galiba kaçmış. Ukrayna'ya yağlarımız neredeyse ulaşmıştır Derviş Bey. Hayırlısı inşallah. Dur bakalım. Hayırlısı. Hüsam, kapı mı çalınıyor? Zeliha, baksana şu kapıya. Bakıyorum, bakıyorum. Fulya kızım. Baban nerede kızım? Ne oldu kızım? Nasıl geldin sen buraya? Kaçtım. Bir daha o pansiyona gitmeyeceğim. Ne olur beni göndermeyin babaanne. Fazla abim duysaydı çok üzülürdü. Hep onun başının altından çıkıyor zaten bütün bunlar. Çocuğuma nasıl geldin buralara? Fulya nasıl böyle bir şey yaparsın sen kızım? Ben oraya gitmek istemiyorum. Birkaç gün bizde kalsın oğlum. Canı sıkkın kızım. Evet Toprak, bravo. Bravo. At bunu. Bak yürümeyi öğrendin işte. Bir de konuşmayı öğrensen. Başka ne öğrenmem gerek? Tamam bak böyle çok iyi. Yavaş, yavaş Toprak. Hadi yürü. Bak, bir dakika. Şunu, ver, şunu sen bunu bana ver. Bir dakika. Bak, bir de yavaş, böyle deneyelim. Yavaş, tamam, deneyelim. Yavaş. Yavaş, Toprak, yavaş. Sen var ya çok tembelsin. Bırak beni.
ve aslan eğitime Dur. İsyan edip... Yavaş toprak. Bakıcısına saldır. Bırak beni eşit ya. Dur. Sen var ya çok hoş geldin. Toprak, toprak. Sen çok hoş geldin toprak. İklim, sen olmasaydın yaşayamazdım. O ameliyattan sağ çıkmayı sana borçluyum. Sana olan aşkımı. Olur. İklim ne oldu? Benim hemen gitmem lazım toprak. Ne oldu? İklim ne oldu? İklim! İklim! İklim beni böyle bırakıp nereye gidiyorsun İklim? İklim! Önceki evliliği de hataydı. Ama bu evlilik onu mahvedecek. Zaten her zaman ana babaların hatasını çocuklar öder. Şimdi Fulya iyi abi. Sakinleşti çocuk. Sen sıkma canını ne olur. Mutlu şimdi aramızda. Ya sonra ne olacak Hüsam? İklim ne oldu kızım? Baba. Baba çok korkunç bir şey oldu. Ne oldu kızım söylesene. Ukrayna'ya yağımızı götüren gemi. Evet. Batmış baba. Ne? Batmış mı?